biri var. Soner Sarıkaba diyor. Soner hoş geldin. Azıcık yaklaşalım mikrofona. Tabii ki. Ya sen mikrofon kullanabilen bir adamsın bu Soner ya. Benim yaklaş deme gerek var mı? Yok ki. Bence yok. Ama az daha yaklaşmak lazım. Şu an nasıl? Mikrofon yerinde durmuyor. Şu an gayet iyi, süper. Hoş geldin Soner. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Vallahi bir 30 saniye içinde daha iyi olacağım inşallah. Oturumunuzu sağlarsak. Sağlarsam. Bir saniye, ben koltuğumu aşağı indiriyorum, sen yukarı kaldırıyorsun. Ay, en sevdiğim şarkılardan biri çalıyor şu an altta muhatap. Önce nasılsın? Çok çok iyiyim. Bomba gibi geldin, kilo vermişsin. Evet, biraz daha böyle spor ve nasıl söyleyeyim, kendime daha fazla dikkat ediyorum. Yediğime içtiğime aslında ondan. Böyle çok kısa bir zaman içerisinde olan bir şey de değil. Yani bir... Yılbaşından beri böyle yaptığımı söyleyebilirim. Yani ama ben seni en son gördüğümde bu kadar zayıf değildin. Evet, son biraz artık. Vardı. Şey de oluyor sanırım. Hani hem zaten dikkat etmen gerekiyor. Hem de havalar çok ısındığı için. Yani çok fazla iştah yok bence insanlarda. Hmm. Ondan dolayı da herkeste bir kilo verme durumu var. Yok, bende yok valla. Bende gayet duruyor. Yani. Tabii azimli olanlarda hani vermeyeceğim, inat edeceğim diyenlerde olmayabiliyor. Ama genelinden bahsediyorum ben. Peki, ben o genele uyumuyorum. Bir kez daha hoş geldin. Hoş bulduk canım. Senin teşekkür tavrını, ederim. Tarzını ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsun. Bunu bir kez daha söylememe gerek yok. Var, niye yok? Söyler. Tamam, söylüyorum. Tavrını, tarzını çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Biraz insanlara... Senden duymak bunu çok mutlu etti. Canımsın. Biraz insanlar senin için ukala diyorlar, biliyorsun bunu artık. Hiç benim bilmiyorum. Söyle... Hiç bana diyen olmadı. Ya valla diyorlar. Ben bak arkandan neler konuşuyorlar, söyleyeyim burada. Yani hiç duymuyorum ama yine teşekkür ederim söylediğin yok, için. Yok, estağfurullah. Ama bence hiç öyle değil. Çünkü çok Soner Sarıkabadayı da şöyle bir şey var. Çok kendi gibi yani. Bu bence çok önemli bir şey. Kendinin gibi olmak, oynamamak bence en önemli şeylerden birisi, meziyetlerden birisi. Sağ ol, ay Allah'ım, siz programın başında söylediklerim var. Peki, trio ve burada biri var. Benim için şöyle söyleyeyim, özellikle remix versiyonundan bahsedeyim. Çok böyle acayip şeyler anlatan bir abim bence. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama Soner ne anlatmak istedi ya da ben anlamam gerektiği gibi mi anlamalıyım? Çok güzel bu yaklaşımın. Sadece şunu söyleyebilirim. Ben kendime göre kendi yaşadıklarımdan bir şey anlatmaya çalışabilirim. Hı hı. Ve bu bir şarkı olabilir. Ama bu şarkının dinleyen tarafından, dinleyen ben de dahil olmak üzere kim olursa olsun, dinleyenler tarafından nasıl bir hissiyatla konumlandıracağına karar veremem. Hı hı. Ya bunu eğer yapmaya çalışırsam bence ters teper. Benim buradaki tek amacım anlatmak istediğimin anlaşıldığından emin olmak. Hani en büyük mutluluk kaynağım bu oluyor benim. Şu anda da şunu söyleyebilirim ki, yani ben burada biri var dedim. Baktım ki yani her yerde biri varmış bunu söyleyen. Ben bunu gördüm bu şarkıdan sonra, özellikle sunduktan sonra. Bu beni çok çok mutlu etti Duygu. Sadece bu kadar söyleyeyim. Evet. Yani orada da biri varmış. Şurada da biri varmış. Yani onu gördüm. Benim için çok keyifli oldu. Hani bu beni en fazla mutlu eden şey. Ama oradaki insanların tabii ki ne anladığını. Hani herkes kendi yaşadığından ve kendi hissettiğinden hissiyatını konumlandırıyor. Bir şarkıda özellikle. Çok keyifli ama. Bunları böyle anlatmak bile çok keyifli yani. Sen ama biraz bak, yazarken çok güzel yazıyorsun. Hı-hı. Ama sanki böyle konuşmaya gelince sıkılıyor gibisin sanırım. Şöyle ki, o da tamamen şundan, sıkılmak değil. Hı-hı. Ama doğru tanımlayayım onu. Kendimden bahsetmekten çok hoşlanmıyorum. Yani şarkılarımda o kadar çok kendimden bahsediyorum ki, çünkü kendi hissiyatlarımdan örnekler verebiliyorum ki. Onun dışında o şarkıyla ilgili bir şeyi anlatmak benim yapmamam gereken bir şeymiş gibi geliyor. Hani yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Ama tamamen bundan. Kendimi kendimden bahsederek anlatmayı seven bir insan değilim. Yani böyle özetleyebilirim. Peki, kendini, yani şimdi kendimi o kadar çok anlatıyorum ki şarkılarımda diyorsun ya. Evet. O zaman bunların hepsini aslında Soner Sarıkabadayı yaşamış mı oluyor? Mesela benim yaşadığım bir şeyden sonra... Hissetmiş oluyor. Hissetmiş oluyor. Evet, yaşamamış olabilirim. Yani senin yaşadığın bir şeyden de hissedebilirim sonuçta. Eğer önem veriyorsam o iletişime, senin anlattığın şey de benim için önemli olur. Ve önemli olduğu andan itibaren hissederim zaten. Hani sana mesela şöyle düşün. Hepimizde vardır. Sevdiğimiz bir insan eğer ki kötü bir şeyle karşılaşırsa biz de ona destek olmaya çalışırız. Neden? Onu hissettiğimiz için. Ve artık hissetmiş oluruz. Hissettikten sonra da hani ha senin duygun ha benim duygum fark etmez. Peki bir şey soracağım. Şimdi yurt dışına gittin, evet, bu albümü yapmak için. Çok uğraştın. Çok emek sarf ettin. Sürekli gitti geldi, uçtu uçaklarda, hı-hı, Soner Sarıkabadayı. Neden, hı-hı, yurt dışına gitmeye ihtiyacı hissettin?
Çünkü Javier Limon diye bir İspanyol prodüktörle çalışmayı çok istiyordum. Tamam mı? Ve, tamam. Ve Javier Türk değil ve burada yaşamıyor. Eğer ki onunla çalışmak istiyorsam onun olduğu yere gitmem gerekiyordu. Ve o da şu anda Berkeley Üniversitesi'nde profesör. Ve benim albümümü hazırlamayı istediğim periyotta orada bulunması gerekiyordu. O yüzden Boston'a gittim. Ardından Boston'daki kayıtları gerçekleştirdikten sonra New York'a gittik. New York'ta da hem kayıt ettik hem edit yaptık orada. Çalıştım yine stüdyoda. Ve sonra İstanbul'a geldim. Sonra Javier ve bir ses mühendisi Madrid'e geçti, İspanya'ya. Ve orada da bazı çalışmalar yaptı. Biz İstanbul'da devam ettik falan. Aslında hani çok benim için yani ülkem dışında yapmış olduğumu hissettiğim bir durum değil. Sadece bu prodüksiyon sayesinde hani teknik olarak hiç tanımadığım, benim müziğimden haberdar olmayan insanlarla çalışma fırsatı yakaladım. Ve yani nasıl ifade edeceğimi tam bilmiyorum. O kadar mutluyum ki bunu yaptığım için. Yok zaten gözlerinin okunuyor. O kadar hani o kadar yani bunu o kadar içime sindi ki bunun hazının tarifi benim yaşadığım her şeyden fazla. Yani şu ana kadar hissettiğim her şeyden fazla tırıyor benim için. Pastan, buzdan. Her şeyden fazla. Çünkü bunun bu hepsini barındıran bir çalışma oldu. Tabii ki tekli çalışmalarım arasında çok çok özenli çalışıp çok çok güzel duygular hissettiğim şarkılarım oldu. Ama hepsinin asıl sebebi bir araya toplayabileceğim trio'ydu. Ve bunu gerçekleştirebildiğim için, bunu sunabildiğim için, bundan konuşuyor olduğum için, bunu düşünüyor olduğum için, bununla ilgili uğraşıyor olduğum için acayip keyifli. Bence sen trio ile aşk yaşıyorsun şu an, ben sana söyleyeyim. Evet, bir ilişkim var kesinlikle. Trio ile bir ilişkim var. Yani. Kızlar kusura bakmayın, Soner Sarıkabadayı'nın şu anda trio ile ilişkisi çok, var. Çok çok güzel tanımladın, teşekkür ederim. Hani ben böyle tanımlayabilirdim ama çıkıyoruz sanırım. Hani durum bu. Evlenme teklif etmeyi düşünüyor musun? Bilmiyorum yani, inşallah. Peki şimdi muhatap çalacağım. Bu arada süpercileri hemen hatırlatayım. Süperfm.karnaval.com'dan hem izleyebiliyorsunuz hem dinleyebiliyorsunuz. Ve birazdan Soner'in izniyle birkaç dinleyicimizi telefon bağlantısına alıyor olacağız. Çok çok sevinirim. Tamam, okey, alacağız birazdan ama şimdi muhatap.